GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Dün önemli veriler açıklandı ABD cephesinde. Detaylarından bahsettik. Powell'ın yaptığı açıklamaları da yine ekrana getirdik. Şimdi Fed'in ve Powell'ın eleştirildiği noktalar vardı. Faiz artırımları başladı. İşte bilanço küçültülmesi süreci başlayacak ama aylık olarak genişlediği kadar yüksek montanlı değil, daha düşük. Belki piyasalarda bunu da getirdiklerini konuşabiliriz. Tüm bunlarla beraber faiz artışlarına daha erken başlasak daha iyi olabilirdi gibi kendi eleştirildiği noktadan verdiği mesajlar da karşımıza çıktı. Veriler ne ifade etti? Yansımaları nasıl oldu? Powell'ın açıklamaları nasıl değerlendirilmiş? Tabii son dönemde özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz artışını gecikmeli olarak yaptığı eleştirileri vardı. Bunu uzun zamandır tartışıyorduk. En sonunda zaten bu tartışmalara son noktayı koyan yine başkan oldu. Hani burada hata yaptığını söylediler. Ama tabii yani pandemiden çıkış ve savaş sürecinin başladığı bir ortamda ve göstergelerin de şu anki noktada olmadığı bir zamanda Fed'in inisiyatif alıp daha fazla agresif faiz artışı ya da daha erkenden faiz artışına geçip belki işin resesyon ya da stagflasyon konusunu çok daha erkene çekebileceği bir dönem de olabilir. Yani onu erken dönemde yapsaydık bu sefer de farklı eleştiri altında alınacaktı. Bu sebeple de bu eleştiriler çok doğaldır ama önemli olan burada şu: Fed şu anki faiz artırım konjonktürüyle enflasyonda istediği noktaya ulaşabilecek mi? Tabii ki bugünden yarına ulaşamayacaktır. Ancak en azından 2 yıllık bir periyotta enflasyonla alakalı istenilen bölgelere gelme konusunda adımlar atmaya başladı. Tabii bu noktada enflasyon ve büyüme temasını da birlikte değerlendirdiğini de az çok görmeye başladık. Her ne kadar enflasyon sürecine daha fazla atıfta bulunuyor olsa da bir yandan da büyüme dengesini de korumaya çabalıyor. Bu da son toplantılardaki o 75 bas puan faiz artışının masada olmadığını, 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltım sürecinin ilk 3 ay 47,5 milyar dolara çekmesi aslında büyümeyi de burada göz ardı etmediğini görmeye imkan tanıyor. Yani hem ben büyüyeyim hem de enflasyon olmasın diyemiyoruz maalesef iktisadi koşullar çerçevesi altında. Bu sebeple de bir yandan enflasyonla mücadele gerçekleştirirken bir yandan da büyüme dinamiklerinde ciddi bir bozuntuya gitmemeye çalışıyor Fed. Bu sebeple de bu dengeyi korumak için mesajlarını veriyor. Ama dünkü açıklamalarına baktığımız zaman çok net bir şekilde net ve ikna edici kanıtlar görmediğimiz müddetçe faiz artışına devam edeceğiz enflasyona mücadele konusunda diyor. Nitekim zaten Haziran ve Temmuz toplantısında 50 bas puanlık bir faiz artımı masada, 25'erlik bas puanlık faiz artışları da yılın son 3 toplantısında şu anki konjonktürde Chicago Ticaret Bankası'nın tahminlerinde yer almaktadır. Piyasa tabii daha agresif bir faiz artışı beklentisine geçmek istiyor. Bunu küresel borsalardaki satışlardan zaten görebiliyoruz. Ama Fed ısrarlı bir şekilde mevcut bilinenin dışında daha agresif bir tonda gitmeyeceğini de çok net bir şekilde vurgulamakta. Önümüzdeki dönemde enflasyon rakamı eğer %8,3'ün de altında gelmeye başlarsa %8,5 zirve noktası, buradan yavaş yavaş enflasyon geriliyor görüntüsü biraz da piyasaları rahatlatabilir. Bu sebeple de yeni dönemdeki enflasyon rakamlarına biraz daha dikkatle bakmakta fayda var. Evet. Nasıl bir projeksiyon izlenecek? Şimdi çok şahin tarafta gördüğümüz bir James Bullard var ki iyimser söylemleri son süreçte çok fazla karşılaştığımız ifadeler değil ama Fed'in bu süreç içerisinde enflasyonu soğutmak adına iyi bir planı olduğunu ifade etmiş. Tabii Çin kaynaklı riskler var. Bunlar son süreçte bertaraf edilmeye çok yakın. Yani işte en azından pandemi koşullarının ciddi manada gevşediğini görüyoruz. Buradan gelecek toparlanma haberlerinin küresel piyasalara sirayetinden bahsediyoruz. Amerika'da da tabii ki göz ardı edilmiyor. Piyasalarda bu ekonominin tekrar rayına oturma sürecinde bozulmalar, dalgalanmalar görülebilir ama işte izlenecek projeksiyonla beraber
gelecek nokta itibariyle çok ciddi bir risk oluşturmayacak denmekte. Fakat tabii çok daha kötümser tarafta kalanlar da var. Yani çok göreceli de rakamların ve gidişatın yorumlanması. Bu anlamda ne tarafta konumlanıyorsunuz politikalara bakış açısı açısından? Ben biraz da bunu sorguluyorum esasında, işte faiz artırımları hususunda, bilanço daraltımı hususunda. Şimdi Fed bu noktada zaten piyasayı önceden hazırlamaya çalışıyor. Nitekim aslında Bullard 75 bas puan faiz artışı mesajını verdikten sonra piyasalarda çok önemli değişimler olmuştan öteledi. Nitekim Bullard da zaten son açıklamayla bu noktada olmadığını tekrardan izah etmiş oldu. Tabi bu dönem ister istemez sizin de belirttiğiniz gibi dalgalı bir değişim olabiliyor. Anlık reaksiyonlar ister istemez borsa endeksi fiyatlama reaksiyonu üzerine oluşabiliyor. Çok basit bir örnek olacak şekilde Amerika'da enflasyon %8.5, beklenti %8.1 ama açıklanan %8.3. Baktığın zaman aslında makro yorumlamada enflasyonda zirvenin altındayız. Ama piyasa beklentisinin üzerinde olduğumuz için borsa fiyatlaması negatif tarafta gerçekleşir. Yani bu tür işin piyasa psikolojisi fiyatlama üzerinde net bir şekilde etkisini hissettirecektir. Eğer Çin tarafındaki o salgınların gevşetilmesi, tam kapasite çalışma süreçleri yeni dönemde biraz olumlu mesajlar vermeye devam edecek olursa biraz daha işin normalleşme dönemine girme ve enflasyonla alakalı da yeni dönemde eğer aşağı yönlü değişimler izlenirse Amerika tarafında, o zaman biraz daha piyasaların nefes alabileceği bir döneme girebiliriz. Bu da Fed'i de biraz rahatlatabilir. Ama enflasyona tekrardan yukarı yönlü bir reaksiyon izlememiz durumunda burada ciddi anlamda problemler yaşanabilir. Ben biraz daha borsaların yeni dönemde global tarafta özellikle biraz daha iyimser fiyatlamaların oluşturabileceği bir döneme girebileceğini düşünüyorum. Her ne kadar bazı yabancı kurumlar işte büyük göç olarak adlandırdığı borsalardan ciddi anlamda çıkışlar, işte nakite geçmeler, güvenli bölgelere geçmeler tarzında yayınlar ya da raporlar hazırlıyor olsa da, paylaşıyor olsa da, yani baktığımız zaman özellikle S&P 500 tarafında 4000 seviyesinin üzerinde çıkabiliyor olması sevindirici. Tabii geçmiş dönemlerde özellikle işte 50 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerine çıktığı zaman bir çekirge sıçraması tarzında çok iyimser noktalara gidemedi son dönemde. Ama bu sefer acaba bu sıçramayı net bir şekilde gerçekleştirebilecek mi hususunu gündeme taşıyacak. Tabii yurt içi tarafta her ne kadar negatif tarafta ayrışıyor olsak da pozitif tarafta hani rüzgarı arkasına alan bir borsada görebiliriz. Bu sebeple de yeni dönemde S&P 500'ü dikkatle takip ediyor olacağız. 4000 seviyesi bu anlamda önemli bir psikolojik bölge. Ama ben biraz daha iyimser tarafta olduğumu söyleyebilirim. Avrupa'ya dönünce, orada da mesela ECB yönetim kurulu üyelerinin yaptığı açıklamalarda faiz artışlarına artık daha yakın olduklarını görüyoruz. 25 bas puanlık bir faiz artışından yanayız, ancak işte enflasyon dinamikleri farklılık gösterirse, daha fazla hızlanırsa daha yüksek bir oranda artışı da göz ardı etmiyoruz diyorlar. Bu anlamda tabii çok farklı dinamikleri var Avrupa Merkez Bankası'nın FED'den ayrılması noktasında. Enflasyona dönüp baktığımızda yine zirveleri konuşuyoruz. 41 yılın zirvelerini konuşuyoruz. İngiltere'yi belki burada biraz daha ayırabiliriz. Bugün gelen rakamlarda yine 40 yılın zirvesini görüyoruz. Reel ücretlerde gerileme olduğu ifade ediliyor. Yıllık %9 civarında bir Nisan ayı rakamı var. Tabii İngiltere Merkez Bankası zaten bu anlamda adımlarını atmaya başladı. Ama gidişat nasıl görünüyor Avrupa için, Avrupa'nın geneli ve Merkez Bankası tarafından izlenen politika açısından? Avrupa tarafında özellikle enflasyondaki yukarı yönlü tema devam ediyor ama bugün Euro bölgesinden gelecek enflasyonda aslında piyasa beklentisi önceki rakamla paralel bir şekilde. Burada enflasyonda bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerin olabileceğini Başkan Lagarde izah ediyor. Ondan sonra da artık yavaş yavaş aşağı yönlü bir reaksiyon gelebileceği beklentisi ön plana çıkıyor. Ama tabii bu Avrupa Merkez Bankası'nın faiz konusunda henüz daha
başlamadım olması sebebiyle o faiz artırım döngüsünü bir miktar daha devam ettireceği senaryosu ön plana çıkıyor. Çünkü çok net bir şekilde euro dolar paritesinin 1.10'un altına sarkması sonrasında acaba Avrupa Merkez Bankası'nda bu noktada bir adım gelir mi gelmez mi sorularının cevaplarını arıyorduk. Euro dolar 1.05'e geldi, 1.03'lere yaklaştı. Ancak Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde bu noktada daha net mesajlar verdi. Nitekim 3. çeyreğin başında bilanço sürecini tamamlayacaklarını ve bu tahvil alımının sonlandırılması ardından da birkaç hafta sonra faiz artışı görüntüsüne gidebileceğini belirtti. Bu da kaba taslak Temmuz toplantısında bir faiz artışıyla süreci başlayacaklar, start verecekler. Tabii burada faiz artışı noktasında eğer enflasyon o zamana kadarki süreçte çok daha yukarı yönlü reaksiyonlarla biraz daha moraller bozmaya başlarsa o zaman 25 bas puandan ziyade 50 bas puan gibi faiz artışı konjektürü gündemi meşgul edecektir. Bu da Haziran toplantısında Lagarde'ın bu noktada vereceği mesajlar önemli olacaktır. Ama görüyoruz ki Avrupa tarafında da enflasyonla mücadele konusunda faiz mesajları daha sıklıkla bir şekilde devam ediyor. İngiltere zaten yılın sonundan beri yani Aralık 2021'den beri faiz artırıyor. Orada enflasyon bugünkü açıklanan rakamla 40 yılın en yüksek rakamına ulaşmış oldu. Ücretlerde orada aşağı yönlü bir eğilim var. Amerika'nın tam tersi. Amerika'da ücretlerde artışlar dikkat çekiyor. Bu bile enflasyon üzerine bir baskı oluşturuyor. Bu noktada yeni dönemde enflasyondaki yukarı yönlü hareketler devam edecek mi hususu İngiltere Merkez Bankası'nın faiz konusundaki aksiyonlarına devam edip etmeme konusunda da önemli bir referans olacaktır. Ama İngiltere Merkez Bankası faiz artışlarına bir miktar daha devam edecektir diyebiliriz. Şimdi yine son dakika olarak Avrupa Merkez Bankası üyelerinden ifadeler gelmeye devam ediyor. Olga Rehn onlardan biri. İlk faiz artışı muhtemelen yaz aylarında gerçekleşecek. Diyor ki projeksiyon beklentilerinde de yani ekonomik tahminlerde de Mart ayındaki tahminlerle işte şu an için Haziran tahminlerinin motomot zıt olduğunu ifade ediyor. Tabii bu anlamda işte enerji maliyetlerini bu süreçte ortaya çıkan maalesef ki Rusya-Ukrayna savaşını görüyoruz. Tüm bunlarla beraber petrole dair görünüm nasıl? Yani petrolde sıkılaşan bir ABD piyasasının yön verme etkisi var. Stok rakamlarını da görüyoruz bir taraftan. Ambargo haberlerini de takip ediyoruz. Çok uygulanabiliyor olmasa da düşünüldüğü şekliyle. Trend yukarı olmaya devam ediyor ama hangi noktalara dikkat etmek lazım? Tabii son dönemde enerji fiyatları gerçekten çok dikkat çekti. Hem yukarı yönlü çıkışlarıyla hem de buralardan gerçekleşen realizasyonlarıyla gerçekten dikkat çekti. Burada ham petrol ve Brent petrol tarafında yani geçen yıldan itibaren oluşan bir zaten yükseliş trendi vardı ki bu senenin Şubat ayında o yükseliş trendi işin rally boyutuna dönüştü. Kaba taslak baktığımız zaman da işte 88-91 dolar çevresinde aslında işin rally boyutuna teyit kazandığını, düşüşlerin de o rally'den sonraki düşüşlerin de bu bölgenin üzerinde kalarak aslında yeni normalde petrol fiyatlarında o tarihi zirvelere doğru yeni bir hareketliliğin başlaması görüntüsünü işin teknik fiyatlama tarafında gündeme taşıdı. Tabii işin makro tarafında bir yandan Rusya'ya bağlı olan Avrupa'nın bu bağlılığı ortadan kaldırmak için girmiş olduğu aksiyonlar, ilaveten bu sürecin tamamlanması için yaptırım süreçlerinde ülkelerin vermiş olduğu mücadele, özellikle Avrupa Birliği'nin bu noktada ambargoda net bir şekilde adım atamıyor olması, ülkelerin buradan veto ediyor olması gibi farklı senaryolar enerji tarafındaki dalgalanmaları beraberinde getiriyor. İşte Çin tarafında salgın gevşetilme haberi ya da daha kapanacağız şeklindeki haber akışları gibi yani çeşitli haber akışları da petrol dinamikleri üzerinde baskı oluşturuyor. Ama şunu da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Petrol fiyatlarında son gelişmeler ışığında yukarı yönlü eğilimler devam ediyor. Bugünkü raporlarımıza baktığımız zaman da ham petrol tarafında hani kaba taslak 130 dolarlara doğru yeni bir reaksiyonların olabilme ihtimali var. Yine raporumuz içerisinde 109 dolar seviyesi, 110 dolar seviyesi. Brent petrol
seviyesinde de 111 dolar seviyeleri üzerinde yükseliş eğiliminin devam edebilme koşulları söz konusu. Ha, bu algıyı kırabilecek yeni aşağı yönlü bir reaksiyonlar olabilir mi? Buna olamaz diyemeyiz. Yani dalgalanmalar olabilir ister istemez haber akışlarına bağlı olarak. Ama petrol dinamiklerinde, hatta doğal gaz dinamiklerinde ana trendin yükseliş olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Hemen Borsa İstanbul'la ilgili de yorum rica edeceğim. Tüm bu parametreler Borsa İstanbul'daki hareketliliğe nasıl yansımaya devam ediyor? Şimdi son zamanlarda Borsa İstanbul endeksinde gerek 30 endeksinde gerek 100 endeksinde bir baskılanma söz konusu. Buna yani yıl içerisinde yılın başından itibaren %35'ler performanslarına kadar çıkan bir endeksten bahsediyoruz. Hani muhakkak bir geri çekilmesi olacaktır. Nitekim biz yabancı takas oranının %35'lere yaklaştığı bir ortamda, globaldeki çok sert düşüşlere rağmen ayrıştığımız bir ortamda, hani 2500'lerden BIST 100'ün 2380'lere kadar düşmesi hani çok tuhaf değil. Olması gereken bir şey. Tabii burada o bölgeyi aşamadığı için baskı gördük. Ama dikkat edildiyse alt bölgelerde öyle çok ciddi bir aşağı yönlü reaksiyonlar izlemedik. Bundan sonraki süreçte bankacılık endeksi borsanın yükselişine destek verebilecek mi? Buna bakacağız. Sanayi taraf yukarı yönlü reaksiyonlarını hızlandırabilecek mi? Buna inceleyeceğiz. İlaveten de örnek veriyorum, işte havayolu şirketlerinin olduğu ulaştırma tarafı yeni normalde borsayı itici güç olarak destekleyebilecek şirketler olacak mı? Hani Garanti Bankası'nın burada bugüne itibariyle sürecin sonlanması hususuyla birlikte bu senaryoları konuşmakta fayda var. İşin fiyatlama kısmına baktığımız zaman da uzun zamandır grafikler anlamında paylaştığımız 21 ve 120 periyotluk üstel hareketli ortalamalar vardı. Şu anda güncel anlamda 2360-2425 seviyelerinden geçiyor. Şu an için BIST 100 endeksinin bu seviyeler içerisinde sıkıştığını görebilmekteyiz. 2360'ın altında biraz daha morallerin bozulabileceği, 2425'in üzerinde morallerin depolanabileceği ve yukarı yönlü eğilimin hızlanabileceği bir dönem izleyebiliriz. Bu bandın dışına çıkılması durumunda yukarıda 2500, aşağıda 2300'ler gündemimizi meşgul eder. Ama şunu görmekte fayda var. Yani şu an için 2396-2395 civarlarındayız. Hala ana ortalamanın üzerindeyiz. Bu da yeni dönemde eğer çok ekstrem bir panik havası olmadığı müddetçe borsayı yukarı yönlü taşıyabilecek senaryoların daha ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için biraz daha sakin ve temkinli olan borsa görüyoruz. Nitekim yarın zaten tatil. Bu sebeple de cuma günün öncesinde bugün de biraz daha fiyatlama reaksiyonlarına dikkat etmekte fayda var. Ama ana yön olarak hala pozitif tarafta olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz katkılar, değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim.